Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz Bitmeden programında bu akşam gerçekten çok önemli ve çok kıymetli bir misafirimi ağırlıyorum. Sizler de zaten ekrandan görüyorsunuz. 6 yıllık bir aradan sonra Haşim Haşim'i ilk kez televizyon ekranlarında ve Ülke TV'de ağırlıyoruz kendisini. Elbette ki seçimleri konuşacağız. Bölgede HDP ve AK Parti arasındaki seçim yarışı nasıl gidiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur söylemi bölgede nasıl yankılandı? Peki çözüm sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi PKK'nın silah bırakmasıydı ve silahın bırakılması bir kongreyle gerçekleşecekti. Kongre ertelendi. Bu nasıl yorumlanması gerekiyor? Haşim Haşimi siyasete ara vermişti. Yeniden neden siyasete döndü? Çözüm sürecinde, Kürt sorununun çözümünde 1990'lardan bugüne kadar neler değişti? Bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İsterseniz öncelikli olarak, çünkü siz öncesinde tecrübeli bir siyasetçisiniz. Fakat sonra ara verdiniz, ayrıldınız, daha sonra hiç konuşmadınız. Neden siyasete döndünüz? Sizi döndüren, yani siyasete dönme kararı verdiren en önemli sebep sizin için neydi? Bu soruyla başlamak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum peşinden. Bir kere bir özür dileyeyim. Sesimdeki bir rahatsızlık sebebiyle rahat konuşamıyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Seçimden sonra inşallah rahatlayacağız bu konuda. Şimdi tabii siyaset birçok yöntemle yapılır. Sadece Türkiye Büyük Millet Çatısı altında siyaset yapılır diye bir kural yok. Bir de ara vermenin şöyle bir avantajı olabiliyor. Belli bir süre ara verdiğiniz vakit en azından halkla birlikte oluyorsunuz. Önemli sorunlarla ilgili daha makul, daha sağlıklı analiz yapma fırsatını elde ediyorsunuz. Çünkü siyasetin günübirlik şeyleri çok yoğun geçiyor. Evet. Bu manada artı bir katkısı da oluyor. Kaldı ki ben kopmadım zaten siyasetten. Hemen hemen 10 yıla yakın bir süredir aktif bir şekilde siyasetin içinde bulundum. Şartlar böyle gerektirdi. Bu manada gerek Türkiye ile bölgesel Kürt yönetiminin ilişkileri bağlamında ki siyaset olsun, gerek bölgedeki mevcut sorunla ilgili olsun, hep aktif davrandım. Arabuluculuk ve görüşmelerde bir süreç. Yani son dönemlere kadar da bildiğimiz gibi HDP ve AK Parti hükümetinin ilk buluşması biraz sancılı geçmişti. Onda bile iki taraftaki siyasi aktörlerle benim görüşmem oldu. Allah'a şükür o krizi de atlattık. Süreç bu şekilde devam ediyor. Ben 4 yıldır hemen hemen medyaya çıkmamıştım. 10 yıl değil. Öyle mi? Evet. Bir 4 yıl önceki dönem içerisinde de gerek röportajlarla gerek görsel medyamızda malum Kürt sorunuyla ilgili ben görüşlerimi sık sık gündeme getiriyordum. Evet. Şimdi yeni bir süreç başladı. Siyasete girdik. Parlamento yarışına girdik. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Peki şunu sormak isterim. Siz ANAP'ta siyaset yaptınız. Daha sonra bir ANAP'ta, ayrıldınız. ANAP'ta siyaset yapmadım. Ben Refah Partisi'nin Güneydoğu'daki ilk belediye başkanıyım. Cizre. 89-94 evet. Döneminde. Daha sonra Diyarbakır'dan Refah Partisi, ikinci dönemde Fazilet Partisi'nden iki dönem milletvekili seçildim. Son dönemde de Kürt meselesiyle ilgili Mesut Yılmaz'la yapmış olduğum bir görüşme sebebiyle bir. İkincisi de
O dönemde partimin il teşkilatı ile ilgili bir sorundan dolayı maalesef bir 6 ay partimden evet. uzak kalmak durumunda kaldım. Yoksa biz öteden beri bu konularda siyaset yaptık. Bir meclis başka, kurmazda görüşmeniz var o zaman. Ben onu anlatayım. Şunu da bir belirteyim. Ben Cizre'de MSP'nin yeşil kollarını koran kişiyim aynı zamanda. Evet. O zaman Allah rahmet eylesin. Muhterem Başbakan Erbakan siyaseten gene yasaklıydı. Süleyman Arif Emre genel başkanlık görevini yürütüyordu. Onunla biz MSP'nin yeşil kollarını Cizre'de kurmuştuk. Uzun bir süre bu kulvarda siyaset yaptım. 2000'e doğru 2000-2001 döneminde bir kopma oldu maalesef. Bahsettiğim iki gerekçeden dolayı. Hı hı. Birincisi teşkilatımla ilgili yaşanan sorun. Fazla evet. açmak istemiyorum. İkincisi de kendi ilime dönerken bağımsız milletvekili olarak Sayın Yılmaz'la havaalanında karşılaştık. Aramızda şöyle bir sohbet geçti ki bunu ilk defa basında açıklıyorum. İkimiz de yaşıyoruz. Kendisine de sağlıklı günler diliyorum. Haşim Bey hem başörtü meselesiyle ilgili olsun hem Kürt meselesiyle evet. ilgili olsun adım atmak istiyorum. Bize katkı son önerisiyle karşılaştım. Anavatan Partisi'nin o günkü siyasi gücü itibariyle bunun yeterli olamayacağını söyleyince evet. kendisi dönemin Kara Kuvvetler Komutanı için Sayın Özkök için bir yıl sonra Genelkurmay Başkanı olacağını ve bu iki temel Türkiye'nin bu iki temel sorunu ile ilgili defalarca konuştuğunu Türkiye'nin siyasi şartları içerisinde olabildiği kadar adım atacağız konusunda mutabık kaldığını benim buna katkı sunmamı istedi. Ben uzun süre düşündüm birkaç gün. Yani birçok dönem meclise girsem bile bu iki temel sorunla ilgili bir açılım olursa daha mutlu olacağımı, daha bahtiyar olacağımı, daha iyi bir siyasi ne bileyim toplum için iyi olacağını düşünerek evet Anavatan Partisi'ne bu gerekçelerle katıldım. Fakat 6 ay sonra Sayın Bahçeli'nin Kayseri'de yanılmıyorsam bir erken seçim çağrısıyla o süreç öylece bitti. Benim partimden o dönem 6 aylık bir süreçte kopmamın nedeni budur. Tabii o dönemde Sayın Yılmaz'ın Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Demokrasinin yolu da Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Tespitleri olmuştu. Kulağa hoş gelen şeylerdi o dönemin şartları içerisinde ama tabii kolay bir şey değildi. O dönemki siyasi partilerin tek başına iktidarda olmamaları başlı başına bir riskti, bir sorundu zaten. Bir siyasi parti tek başına Türkiye'nin her bölgesinden dengeli bir şekilde oy almış olsalaydı da bile bunu AK Parti gibi yapma şeyi olmazdı. Peki buradaki şu mudur Haşim Bey? Hani bir tespit var ki artık bunda çoğumuz hemfikiriz. Kürt sorununun çözümü konusunda soruna ilişkin olarak 90'ın üzerinde rapor hazırlandı. Ama bu 90'ın üzerindeki raporun içerisindeki en belirgin maddelerden bir tanesi şuydu. Kürt sorununun neden kaynaklandığı da çözümünün ne olduğu da raporlarla biliniyor. İhtiyaç olan bir tek bir şey var. Bir siyasi iradenin bu sorunun çözümü konusunda istikrarlı bir şekilde adım atması ve arkasında durması. Pek çok parti lideri o dönemde 90'lı evet. yıllar gibi karanlık bir dönemde de Kürt sorunun çözümüne ilişkin olarak açıklamaları oldu. Ama bu açıklamadan öteye gidemedi. Bu öylesine yapılmış yani günlük siyasi açıklamalar mıydı? Günübirlik siyaset. Yoksa
Günübirlik siyaset yapamadıkları için mi günübirlik diyecektim? Siyaseti bu kolay bir şey değil. Kürt meselesi birilerinin bildiği gibi yahut o şekilde anlattığı gibi 90'lı yıllarda falan başlamadı. Bir asrın ağırlığını taşıyan bir sorun. Kaldı ki güçlü bir siyasi irade ve güçlü bir liderlik bu sorun için son derece gerekliydi. Çünkü Türkiye'nin çok önemli kurumları sorunun çözümüyle ilgili maalesef negatif bir görüşteydi. Türkiye'deki kurumlar, bürokrasiyi, sivil ve askeri, basını, sermaye kesimini, Yargıtay'ı, Sayıştay'ı, Danıştay'ı, ne bileyim emniyet teşkilatını, istihbaratını bir eş güdüm halinde siz birleştirmezseniz bu sorunun bırakınız çözümünü yani bir ayda bile siz gündemde tutamazsınız. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'ın farkı burada ortaya çıkıyor. Güçlü bir liderlik ve siyasi bir irade. Onun o vasıfları Türkiye'deki bütün bu önemli sivil ve askeri bürokrasiyi bir eş güdüm halinde bir noktaya getirdi. Tabii bu bir riskti aslında. Bunu yaparken de AK Parti ile ilgili çok sayıda kumpas kuruldu. Yani saymakla bitmez ama iki tanesini gündeme getireyim. Bir kapatma davası açıldı biliyoruz. Evet. Ondan sonra 27 Nisan bildirisi yayınlandı. Bu tür önemli meselelerde birileri mutlaka bir provokasyon yapar. Çünkü bu tip sorunların doğasında olan bir şey bu. Burada önemli olan birileri provokasyon yaptığı, yapmak istediği vakit, birisi sabote etmek istediği vakit, eğer siyasi irade devam ediyorsa, siyasi irade kararlılığı devam ediyorsa, bu provokasyonlar boşa çıkar. Ama en ufak bir provokasyonda irade bitiyorsa, yeterli direnci göstermiyorsa, bu tip soruların çözme imkanı mümkün olmaz. Peki 90'lı yıllardan bu anlamda bugün... bu anlamda zikzaklar olmadı değil ama gerek dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın o zor günlerde bile konuyla ilgili kaldı ki süreci başlatan partidir AK Parti hükümeti aynı zamanda yani bu barış sürecini 2005 yılında Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklamayla daha sonra değişik isimlerle süre gelen, devam eden işte Oslo süreciyle başlayan, demokratik açılım süreciyle devam eden en son çözüm süreci dediğimiz süreç. Bu manada siyasi irade ve kararlılık aynı şekilde Sayın Başbakanımız tarafından da dile getiriliyor. Dediğim gibi süreci provoke etme, sabote etme işin doğasında olan bir şey. Fakat bu çok önemli. Siyasi kararlılığın olması çok önemli. Peki çözüm sürecinin yani Kürt sorunun çözümü konusunda 2005'teki yapmış olduğu Erdoğan'ın o konuşma Kürt sorunu benim sorunumdur. Diyen bir isimden bahsediyoruz. Evet. Ve bugüne kadar da baldıran zehir olsa içerim ve bu sorunu çözeceğim. Vücudumu siper ettim her türlü şeylere karşı. Ve bugüne kadar da sadece raporlarda kalan ama o raporların tozlu raflarda bekletildiği fakat onları ölümü pahasına da olmuş olsa çözüm sürecini artık hani silahların bırakılması aşamasına, bugün bunu konuşuyoruz, bu aşamaya getiren bir lider, bir aktör. Evet. Var. Bu aktör bugün işte Kürt sorunu yoktur dedi. Gerçi bunu ilk kez söylemiyor. 2011'de de, 2011 seçimlerinde de bu söylemi tekrarlamıştı. Bölge halkı oldukça travmatik.
yani travma yaşayan bir bölge halkı var. Nasıl karşılanıyor? Tam seçim arifesinde bu söylem nasıl yansıdı, nasıl yankılanıyor? Neler oluyor? Çünkü tam da bu söylemin Elif Hanım, üzerine... Çok teşekkür ediyorum bu konuyu açtığınız için. Bir travmadan bahsettiniz. Önce bunu bir 3-4 cümleyle açalım. Neden travma kelimesini kullanıyoruz? Çünkü o dönemi direkt yaşayan bir kişiyim ben. Bir dönem legal siyasetin bittiği, hukukun gerçekten rafa kaldırıldığı, her gün onlarca faili meçhul cinayetin işlendiği, evet, infazların yapıldığı, göç, göçertme, köy boşaltma, köy yakma sürecinin yaşandığı bir dönemde ben Cizre Belediye Başkanı'ydım. İnanınız insanlarımız kayboluyordu. Kaybolan gençlerimizin, kızlarımızın, gençlerimizin, anne ve babaları devletin kapısına gittikleri vakit, savcılık, hayır göz altına alınmadı sözünü içtikleri vakit yıkılıyorlardı. Hayır sizin oğlunuz, kızınız göz altına alınmadı ifadesi, o kişinin bir daha geri dönmemesi manasına geliyordu. Ve çocuğu kaybolan annelerin, babaların tam da bu noktada diğer bir endişesi hemen söz konusu olabiliyordu. Acaba cesedini bulabilir miyiz? Bu şekilde bir süreçten geldik. Ki yani eceliyle ölen bir kişiyi adeta yani hiç kimse ölüme sevinmez. Evet. En azından yatağında öldü tesellisiyle insanlar yaşıyordu. Şimdi peki bu nedir? Elbette bu büyük bir travmadır. Bu bir travma. Ne olacaktı? Bunun devamında buna rağmen devletin içinde güçlü bir kanat. Hala şiddeti daha büyük bir şiddetle bastırma taraftarıydı, düşüncesindeydi ve kararlılığındaydı. Evet. Şimdi tam da böyle bir dönemde, bir dönemden sonra AK Parti'nin başlatmış olduğu 2005 yılındaki konuşma gerçekten çok anlamlı ve değerliydi. Birileri bunu küçümseyebilir. Fakat bizler o kadar çok acı yaşadık ki en ufak bir umut bile bize çok güçlü bir şey olarak, umut olarak dönebiliyordu. Bu manada bu süreç çok değerli. Yani bu açılım süreci, çözüm süreci çok anlamlı ve değerli. Özellikle gençlerin bunu bilmesini istiyorum. Demin bahsettik, evet, zaten. Kürt meselesi 80'li 90'lı ya da başlamadı ki. Bunun bir tarih boyutu var. Evet. Kolay bir şey değil ki hemen bir günde bitsin. Dün çıkmadı, ertesi gün bitsin. Uzun bir dönemden gelen bir soru. Dolayısıyla üstelik hem iç dengelerin hem dış dengelerin etki ettiği bir sorun. Bunun çözümü kolay değil. Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu, gerçekleştirdiği bu açılımın, bu açılım sürecinin değeri bu noktada daha çok ortaya çıkıyor. Evet, AK Parti devleti kurumlarını bir araya getirmesek, eşgüdüm haline bir masa etrafı toplamasaydı, Türkiye'nin her bölgesinden, her kesiminden dengeli bir şekilde oy almasaydı ve çok güçlü bir liderlik vasfı olmasaydı bu süreç bugüne kadar gelmezdi. Diğer hükümetler döneminde günübirlik siyasetlerle konu gündeme getirildiği vakit ki bu da hemen resmi devletin duvarından paramparça geri dönüyordu. Evet. Üstelik günübirlik siyasetin hem bize, hepimize, ülkemize, evet, ciddi manada da olumsuz şey oldu. Şu çok önemli. Bunca provokasyonlara rağmen, bunca
ciddi manada haksız eleştirilere rağmen bu süreç devam ediyorsa demek ki pozitif bir irade, kararlılık var demektir. Birçok kavram yanlış anlatılıyor, ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kürt sorunu yoktur kavramı gibi. Biraz bir soruna. Mesela hani hassas bir süreç, bölge travmalı. Biraz siyasetçilerin bu kadar hassas konuda siyaseten izaha muhtaç kavramlar kullanmaması. O tespitiniz doğru ama bir kere doğruyu ortaya koyalım. Yani kavramları doğru kullanalım. Bu çok önemli. Sosyal yahut siyasi bir soruna sizin sorun diyebilmeniz için bir takım şeylerin olması lazım. Dünelerin olması lazım. Neden biz bu meseleye Kürt meselesi, Kürt sorunu diyoruz? Çünkü bildiğimiz gibi Kürtlerin makul talepleri, Kürtlerin kimliği inkar edildi. Red ve inkar söz konusu ise, asimilasyon söz konusu ise ona Kürt sorunu dersiniz, diyebilirsiniz. Bugün var mı peki red ve inkar? Yok. 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 Dolayısıyla bir siyasetçinin Kürt sorunu yoktur kavramını kullandığı vakit bu şekilde anlamak lazım. Yani Kürt sorunu bugün artık red edilmiyor, inkar edilmiyor. Asimilasyon politikalarına son verdik. Dolayısıyla adına Kürt sorunu demeyin şeklinde algılamak lazım. Bir, buna bağlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Kürtlerin sorunları yok demiyor ki. Bu artık sorun değil diyor. Ama Kürtlerin elbette sorunları var diyor. Bunu bu şekilde algılamak lazım. Peki algılanıyor mu bu şekilde bölgede? Çünkü bazı maalesef, mesela. Maalesef ben bunun için bunu biraz geniş açıklamak istiyorum. Bir de birçok olay gerçekten yanlış aksettiriliyor. Doğaldır. İki siyasi parti bölgemizde güçlüdür. AK Parti ve Halkın Demokratik Partisi HDP diğer partilerin esamesi okunmuyor. Dolayısıyla iki siyasi partinin birbirini eleştirmesi doğal. İki partiye mensup siyasi aktörlerin milletvekili adaylarının birbirini eleştirmesi sert yahut ne bileyim değişik vesilelerle doğal. Bu demokrasinin bir parçası ama Kürt meselesinde kan dökülmüş, acı yaşanmış. Hiç kimsenin birkaç fazla oy alayım düşüncesiyle olayları yanlış aksettirme düşüncesi doğru olmaz. Bu yanlıştır. Bunun yapılmaması lazım. Çünkü vebal var. Evet. Bu manada bunu böyle bilmek lazım. Kürt sorunu yoktur kavramının anlamı bugün Kürtler red edilmiyor, inkar edilmiyor. Asimilasyon politikası son buldu şeklinde anlamak lazım. Kaldı ki nereden nereye geldik? Bunu hep birlikte yaşadık. Geçmişte de bir takım çevreler, Kürt meselesinin çözümünü istemeyenler yahut Kürt meselesinin sürmesinden rant siyasi veya ekonomik çıkar elde etmek isteyenler, düşünenler her türlü çözümle ilgili negatif tavrını ortaya koymuştur. Dün de koymuştur, bugün de koyacak, yarın koymuş, yarın da koyacaktır. Bakınız, çok hızlı değişimler yaşandı Türkiye'de AK Parti ile. Daha hatırlayalım, belli bir dönem önce Türkiye ile Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında sorunlar yaşanırken ki bunu uzun süre gözeten, takip eden, gidip gelen bir siyasi kişi olarak net bir şekilde ifade edeyim. Neredeyse ne zaman Erbil'e iniyoruz açıklamaları bile yapıldı dönemin Genelkurmay Başkanları tarafından. O dönemden neye geçiş yaptık siyaseten? Bir, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu, bugünkü Başbakanımız Erbil'e gitti değil mi? Evet. Daha
daha sonra karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Ve ilk defa Barzani... Ama AK Parti Kongresi'nde Bölgesel Kürt Yönetimi Cumhurbaşkanı Sayın Barzani AK Parti Kongresi'nde Kürtçe konuşma yaptı. Daha da önemli bir şey daha gelişti bu manada. Yani Sayın Başbakan'ın ilk defa Türkiye'den bir başbakanın Erbil'i ziyaret etmesi de çok çok önemli. Ama ilk defa Diyarbakır'da dönemin başbakanı, başbakan yardımcıları, hükümet üyeleri ile bölgesel Türk yönetiminin cumhurbaşkanı ve diğer resmi kişileri arasında, bakınız Elif Hanım, ilk defa diyorum, gizli değil, açık. Hani klasik Türkçe deyimle eşkere dediğimiz, aleni yani, asayişin gölgesinde değil, denetiminde değil, açık bir şekilde Diyarbakır'ın meydanında iki lider korkula yürüdü. Bunlar basit şeyler midir? Ve bu görüşme, bu buluşma bile Kürtlerin inkarını yalnız Türkiye'de değil, Orta Doğu zemininde bile tarihin çöp sepetine attı. Peki neden bu süreç başladı? Bu soru çok önemli çünkü sorun giderek büyüyordu, demin saydık. İşte legal siyasetin bittiği, her türlü hukuksuzluğun hakim olduğu bölgede bu durum Türkiye'de Türk ile Kürt arasındaki uçurumu derinleştiriyordu. Yani bu sürecin başlatılması Türkiye için, Türkiye ve Kürtler için, Türkler ve Kürtler için bir mecburiyetti. Nasıl geçmişte güvenlik gerekçesiyle Kürt meselesinde adım atılmıyor idiyse, gelinen aşamada yine güvenlik gerekçesiyle bu sorunun bir şekilde çözüm istikametine sokulması gerekiyordu. Yani AK Parti hükümetinin bu süreci başlatmasıyla hem Türkiye'nin geleceği açısından hem bölgemizin geleceği açısından çok hayırlara sebebiyet vermiştir. Çünkü hem Orta Doğu zemininde hem dünyada bu meseleyle ilgili bize yönete eleştiriler çok ağırdı. Peki. Bu eleştirileri ortadan kaldırmak, Türkiye'nin Orta Doğu zeminde elini kolu rahatlatmak ve inisiyatif sahibi yapmak için gerekli bir süreçti. AK Parti bunu yapmıştır yani. Peki AK Parti milletvekili adayısınız, Diyarbakır'da sahadasınız. Kürt sorunu yoktur söylemi sahalarda nasıl yansıyor, nasıl çıkıyor önümüze? Şimdi bu da önemli. Şunu söyleyebiliriz. AK Parti hükümetleri gerçekten hem kalkınma alanında hem Kürt meselesinin çözümünde tarihi adımlar attı. Belki de kendini iyi izah edemedi. Yani yaptıklarını anlatamadı. Ben bunu bir eksiklik olarak görüyorum elbette. Kalkınma derken kalkınma da bir yerde çözümün bir parçasıdır. Yani siz Kürt meselesini çözelim derken işin kalkınma ayağını unutmayacaksınız. Bir yerde kalkınma yoksa bir kere burada huzur olmaz. Ama barış olmaz. Eş zamanlı olarak yürümesi gereken şeyler. Bu iki konuda da devrim gibi adımlar gerçekleştirdi AK Parti. Kürtlerde değişik anlayışta olan tavırlar var. İslamcısı var, gelenekçisi var, muhafazakarı var, tasavvufu savunan Kürtler çoğunlukta. Sol ve sol değerlerle siyaset yapan Kürtler var. Belki de Kürtlerin değişik kesimleri, katmanları bu konuda muhatap alınsaydı ve belki de üç dönemdir AK Parti'nin temsili Doğu Güneydoğu'da AK Parti'nin yaptığı icraatları net bir şekilde, ki her siyasi partinin mensubu bunlarla övünmeli, bunlarla iftihar etmeli. Siyasi partilerin varlık sebebi toplumun makul taleplerini yerine getirmek, bunu meclise taşımak ve bu sorunlarla ilgili çözüm üretmektir. Evet. Bütün bu talepleri AK Parti hükümeti Kürtlerin
makul talepleri olarak gündemine alarak bunları gerçekleştirdi. Bunu bu seçimlerde değil, sürekli anlatmak durumundayız. Dediğim gibi siyasi dengelerde iki parti yarıştığı için iki siyasi partinin birbirini eleştirmesi doğal karşılamak lazım. Bu demokrasinin bir parçası. Ama bir de insaf diye bir şey var. Yani hakikaten AK Parti olmasaydı, hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı bu güçlü liderliği ve kişiliği olmasaydı, hakikaten Sayın Başbakan'ın da o istikamette, bu rutada, bu yolda kararlılığını sık sık ifade ettiği gibi etmeseydi, bu çözüm süreci o kadar çok saldırı yapılıyor ki iskafeye olardı. Haşim Bey, son 5 dakikamız çünkü Başbakan konuştuğu için bitti maalesef. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki ama ben hızlı hızlı sormak istiyorum. PKK bir açıklama yaptı ve çözüm sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesiydi. Kısa kısa cevaplar alacağım sizden. Dedi ki kongreyi iptal ediyoruz, silahları bırakmıyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa kısa bu çözüm sürecini zora sokar. Bu doğru bir siyaset tarzı değil. Çözüm sürecinin iki temel, iki asli boyutu var. Bir, silahların susması, gömülmesi. İki, Kürtlerin makul taleplerinin kabul edilmesi. Silahlar susarsa Kürtlerin makul talepleri yerine gelecek. Bu şekilde barış huzur olur. Yani barışı zorlaştıran, güçlendiren açıklamalar doğru bulmuyorum. Ben o kadar değerli ki bu süreç. Bu konuda hem siyasi hem askeri anlayışında sağduyulu daraması çağrısını yapıyorum. Biz bugünlere kolay bir şekilde gelmedik. Bunun sağlanması lazım. Bu manada üç temel şey var. Birincisi AK Parti gerçeği. Evet. AK Parti'nin Türkiye'deki gücü ve gerçeği. AK Parti'nin tamamıyla ilgili bölge de olan gerçeği, bir bölgesel Türk yönetiminin sorunla ilgili kolaylaştırıcı rolü, bir de İmralı'nın, Sayın Öcalan'ın sol değerlerle değil, marjinal devrimci hayaller peşinde koşan anlayışlarla değil, Türkiye merkezli düşünmesi önemlidir. Bu şekilde devam etmesi lazım. Bir elde silah, bir elde oy. Olmaz diyorsunuz. Doğru değil. Peki, çok kısa, iki dakikamız var ama iki soru soracağım size. Hüseyin Yayman verdiği bir röportajda HDP Kürtlerin CHP'sidir diyor. Siz nasıl görüyorsunuz? HDP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkın Demokratik Partisi kendisi sol sosyalist değerlerle siyaset ürettiğini zaten söylüyor. Demin söylediğim gibi. Yani olabilir. Fakat Kürtler değişik anlayışta bir toplumdur. Kürtlerin değerleri vardır. Bu değerler güçlüdür. Sol sosyalist değerler Kürtlerde kapsayıcı olmaz. Bölgemizin gerçeği budur. Dediğim gibi liberal, muhafazakar, tasavvuf, geleneksel, İslami anlayışı savunan Kürtler vardır. Herkes kendi ideolojisini belirleme hakkına sahiptir. Ama salt bir anlayışı zorla başka anlayışlara bir baskı unsur olarak kullanmak doğru değildir. Keşke zamanımız biraz daha olsaydı. Çünkü Kobani meselesiyle ilgili de birçok eleştiri yapılıyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kobani düştü düşecek açıklaması çok istismar edildi. Ne demişti Elif Hanım Sayın Cumhurbaşkanı Kobani ile ilgili? Kobani düştü düşecek, hava harekatı yetmiyor, kara harekatı lazım. Bunu nasıl anlamalıyız? Orada tabii yani, hava harekatı gerekiyor açıklaması silindi. Sadece Kobani düşüyor açıklaması. Başka bir husus, Kobani meselesi üç boyutu var. Siyasi boyut, siyasi ve askeri boyut, ekonomik boyutu, insani boyutu. Evet. 200 bin mülteciyi
Türkiye ağırlamıştır Kubani'den bir. İkincisi, Peşmerge'nin geçişini kolaylaştırmıştır. Evet. Ve koalisyon güçlerine destek sağlamıştır. Evet. Direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu eğer Kubani'ye müdahil olsaydı Suriye krizi daha da büyürdü. Yani devletin kurumları var, analiz yapılıyor, tartışılıyor, konuşuluyor, bir noktaya varılıyor. Evet. Ama bütün bunlarda yapılan açıklamalara değil, sonuca bakmak lazım. Netice itibariyle Peşmerge'nin Kubani'ye geçmesiyle, Kubani halkıyla birlikte güçlü bir direniş bu DAEŞ musibetine karşı verdi mi vermedi mi? DAEŞ musibeti püskürtüldü mü? Püskürtüldü. Evet. Eğer bunlar hem insani boyut olarak 200 bin kişi ağırlanmasaydı, ekonomik olarak bu kadar şey yapılmasaydı, geçiş sağlanmasaydı, Türkiye'nin koalisyon güçle desteği olmasaydı, işler bu kadar kolay bir noktaya gelmezdi. Vaktimiz bitti ama ben şunu sormadan yapamayacağım. PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan, Met Nuçe TV'de bir açıklama yaptı. Bu açıklamada diyor ki, herkes çok iyi biliyor ki AKP ile KDP ittifak halindeler. 7 Haziran seçiminde AKP'yi destekliyorlar. Birçok KDP'li de AKP listesinden aday gösterildi. Şimdi anlamlı bir açıklama değil. Nasıl AK Parti Türkiye'nin bir gerçeği ise, bölgemizin de bir gerçeği ise, KDP de Kürtlerin bir gerçeğidir. Kaldı ki Elif Hanım, yani daha kimse ortada yokken rahmetli büyük lider Mulla Mustafa Barzani'nin direnişini Kürtler biliyor bir. Birçok badirelere rağmen, birçok zorluklara rağmen oğlu Mesut Barzani siyasi kişiliğiyle Kürtleri bu noktaya kadar getirebildi. Bu kadar direnmiş, bedel ödemiş. Bir aileye karşı seçim sebebiyle isimlerini olumsuz olarak bu şekilde kullanmak doğrusu gönlümüz razı değil, doğru da değil. Barzani ailesinin yalnız Irak'ta değil, İran Kürtlerinde, Suriye Kürtlerinde, Türkiye Kürtlerinde, geçmişten günümüze kadar etkisi olmuştur. Ve çok çok önemli bir boyut olarak da Elif Hanım, bu çözüm sürecinde Barzani ailesi, Sayın Barzani, Neçirvan Barzani'nin hükümetin çözümü kolaylaştırması noktasında ciddi katkıları oluyor. Evet. Bunlar değerlidir, bunları korumak lazım. İkincisi, ne AK Parti'nin KDP'ye, ne KDP'nin başka bir şeye ihtiyacı da yok bu manada. Fakat Kürtlerle Türklerin mutlak olarak birlikteliği önemlidir. Bu birlikteliği kurdukları için birçok musibetlere maruz kaldılar. Son bir cümle olarak DAEŞ gücü Bağdat'a doğru giderken, yani dünyadaki ve ülkemizdeki ve Orta Doğu'daki bütün analistlerin DAEŞ yönünü Bağdat'a çevirdi, Bağdat'a saldırmak üzere diye tespitler yaparken ne oldu da birdenbire yön değiştirip de Erbil'e saldırdı? Ne oldu da Kubani'ye saldırdı? Türkiye ile Kürtlerin birlikteliği hedeflendi. Bir yandan bölge genelinde başat güçler, Türkiye ile bölgesel Türk yönetiminin özellikle hem siyasi hem de ekonomik enerji konusunda ki birlikteliği halbedemediler. Hem de her yerde, Orta Doğu'da net bir şekilde Kürtler bir yere gelmesin diye Kürtler saldırıya uğradı. Bütün bunları biz yaşarken olabilir bir siyasi Kürt partisi sol değerlerle siyaset üretebilir. Üretme hakkına sahiptir. Ki HDP böyle olduğunu söylüyor. Nitekim adaları da bu çerçevede şekillendi. Peki biz bunu diyebiliyor muyuz? Saygı duyuyoruz. Yani ey HDP, Türkiye'deki tabanla güçlü bağı olmayan,
marjinal isimleri niye listenin başına koyuyorsun diye eleştirmiyoruz. O onların siyasi anlayışı. Biz bunu bir eleştiri olarak yöneltmedik. Evet. Ama bu kulvarda bu şekilde bu eleştirimize yönelmesi gelmesi doğru değil, gerçekçi de değil. Peki çok teşekkür ediyorum Tayfun Bey, iyi ki geldiniz. Efendim. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Rahatsız sebebiyle rahat konuşamadım. Gayet güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Oldukça istifade ettim. İzleyicilerimiz de eminim ki istifade ettiler. Evet, programımızın sonuna geldik. Programımızı Ankara stüdyolarımızdan gerçekleştirdik. AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Haşim Haşimi konuğumuzdu. Yarın tekrar görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.